Allah hakkında temiz zanlar besleyin. Günahlarınızdan kaçarken, sevabı takip ederken, tevbe edip günahlara sırtınızı dönerken, Rabbe itimatla hareket edin. Zira bir hadiste yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Vallahi lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum yecidu zallatehu bil felatehu kama kal. Bu hadis değişik rivayetlerde uzun ve kısa değişik olarak rivayet ediyor. Allah'a yemin ederim ki vallahi Allah sizin çölde herhangi biriniz hayvanını kaybeder, yiyeceği içeceği sırtındadır. Sonra hiç ummadığı bir anda onu karşısında bulur. Nasıl sevinir? Herhangi biriniz yolunu sapıtır, sonra döner Allah'a gelirse, o sevinme neyse, nedir o, keyfiyeti nedir? Vallahi diyor Allah Resulü, Allah işte o çölde her şeyini kaybedip, sonra bulan insandan daha fazla sevinir diyor. Sevinme nedir bilemeyeceğim. O sevinmeyi ona isnat ederken de ürperiyorum. Ama Sadık-ı Masluk o tabiri kullanmış. Efrah tabirini kullanmış. Allah yoldan çıksanız dahi bir gün kendisine döneceğiniz anı bekler, intizar eder. Bekleme nedir? Bekleme bize göre zamani bir hadisedir. Ama kelime bilemiyoruz. Kelime sıkıntısından, kahtından, galasından bu türlü kelimelere sığınıyor. Rabbimize ait kelimelerle anlatılmayana ait şeyleri kelimelerle anlatıyoruz. Beni bağışlayın. Allah hakkında hüsnü zannınız çam olsun. İyi şeyler düşünün. Ve yine başka bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ اِلَّا وَهْوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلُ Zinar hiçbiriniz ölmeyin. Allah hakkında hüsnü zan beslemedikten sonra diyor. Allah hakkında hüsnü zan besleyerek ölmeye çalışın. Öyle ölün ki Allah hakkında hüsnü zanla meşbu olun. Hüsnü zanla meşbu olun. Size arz etmişimdir. İki değişik rivayet var. Birisini Buhari, Müslim gibi muteber hadis kitapları mevsuk senetlerle rivayet ediyorlar. Adamın birisini ahirette derdest eder, cehenneme doğru götürürler. Derdest ederler. Diğer zayıf rivayette de şöyle deniyor. Cehennemdeyken tutar, cehennemden dışarıya çıkarırlar. Ve sonra tekrar bir hatasından dolayı orada. Yani seni ben kendi lütfumla mı cehennemden çıkardım? Yoksa sen kendi amelinle mi çıktın? Ben amelimle çıktım hatasından dolayı, götürün bunu cehenneme. İster o şekilde olsun, ister bu şekilde olsun. Derdest edip cehenneme götürürken döner arkaya bakar. Hadis öyle diyor. Allah cihetlerden münezzehtir. Ne öndedir, ne arkadadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne alttadır, ne üsttedir. Cihetlerden münezzehtir, mukaddestir Teâlallah. Şeriki yok, beridir, doğmadan, doğurmadan ancak ahattir, kufi yok. İhlas içinde zikreder Allah. Ne cismuna arizdir, ne mütehayyiz, ne cevherdir. Yemez, içmez, zaman geçmez. Beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Allah o Allah'tır ki mekandan da münezzehtir, zamandan da münezzehtir. Ama hadis öyle diyor, döner arkasına bakar. Cenab-ı Hak biliyor, alem. Meleklere sorar, sorun niye arkasına bakıyor? Niye arkana baktın derler. Ve şöyle der, kalbi kırık, mazlum, mağdur, derdest edilmiş fakat hüsnü zannı sağlam.
Rabbim bu hüsnü zannınla öteye gitmeye muvaffak eylesin. Size de tam hüsnü zan ihsan eylesin. Ve hüsnü zannınızla o mübarek göçe katılmaya sizler de muvaffak eylesin. O göçü öylece yapmaya sizleri muvaffak eylesin. Allah'ım, ben senin hakkında hiçbir zaman böyle düşünmemiştim. Ben zannediyordum ki, kedi gibi sütü döksem de, gelip bilmem ne gibi kovaya bassam da, bilmem ne gibi ne yapsam da yani. Senden hep beklediğim şuydu ki, beni bağışlarsın, affedersin, haydi yaramaz çocuk dersin, götürün bunu da cennete buyurursun. Allah Celle Celaluhu, اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي Kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Madem sen beni böyle zannediyorsun, yarlayacağım, affedeceğim, bağışlayacağım, günahlarından dolayı derdest etmeyecek, muhakazede bulunmayacağım. Ben de sana öyle muamele ediyorum. Hüsnü zannınızı yenileyin Allah hakkında. Şu ölü milletleri dirilteceğine dair, milletimize yeniden can bahşedeceğine dair, Allah hakkında hüsnü zannınızı çok sağlama bağlayın. Ama başta o recanın tarifinde arz etmeye çalıştığım gibi, amelde de zinhar kusur etmeyin.